Saygıdeğer izleyenler, bugün insan sağlığını yakından ilgilendiren arı balı üzerine Türkiye Bal Birliği Genel Başkanı Azmi Yıldız Bey kardeşimizle sohbet etmek istiyoruz. Azmi Yıldız Bey, sahte bal üretenlerle ilgili olarak görevi boyunca kaldığı Ankara'da Tarım Bakanlığı'nda yıllarca mücadele verdi. Bakanlarla dişe diş, göze göz konuştu. Halen daha sahte balın önüne geçilemedi. Ama biz burada sadece sahte balı değil, bal üzerinde oynanan oyunları da konuşmak istiyoruz. Önce Azmi Bey kardeşimize geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı bir defa bir geçmiş olsun diyelim. Ondan sonra da Sayın Yıldız bize baldaki önemi ve özelliği anlatsın saygıdeğer izleyenler. Evet Sayın Yıldız. Evet. Nasılsınız efendim? İyiyiz Allah'a şükür. Allah'ım iyiliğini daim eylesin. Azmi Yıldız Bal önümüzde, Ünfetek, Yıldız Bal, Deli Bal. Evet, evet. Arı ürününden bir de mum yapmışsınız. Çalışmalarınız sürüyor. Siz bugün Türkiye'nin büyük bir bölümünün ordu ve yöresi balcılarından temin edildiğini ya da üretildiğini bildiğiniz bal üzerine ne söylemek istersiniz? Şimdi ordu deyince akla bal gelir. Fındık gelir. Bizim bölümümüz fındık, bal. Bal. Onun için Türkiye'nin 1/3'ünü ordulu yapar balın. Ama değerlendiremez. Maalesef. Bu nereden kaynaklanıyor başkanım? Siyasiden kaynaklanıyor. Resmiyetten kaynaklanıyor. Ben de açık açık. Bunların potansiyelimizin değeri bilinemiyor. Nedir bu arı? Türkiye'ye arıcılığı öğreten orduludur. Hiç kıskanmamıştır kimseyi. Herkes arıcı yapmıştır. Şimdi ise yine halen kazanamıyor. Başkaları daha iyi kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Siyasilerini kullanıyorlar. Siyasiler onlara sahip çıkıyor. Sahip çıktığı zaman ne oldu? Ahmet Bey, seni de götürmüştüm. Arıcılık Enstitüsü var. Danışmanlık yapıyordun. Refahettin Şahin'in evet. Orduya kazandırdığı tesis. Evet. Şimdi ama ne oldu? Verdiremediniz oraya. Ne oldu? Arıcılık tesisi ne yaptı? Ne kar oldu bize? Şimdi bir de bir tesis kurdular. Tesiste de ne oldu? Efendim, yüzlerce ton bal satacak. Hani satamazsınız dedim. Bu şekilde olmaz. Sermayeniz yok. Arıcıdan 1.000 lira para topluyorlar. Arıcı başı. Ben de gittim bakanlığa söyledim. Onlar da Sayın Bakan Müsteşar hemen aradı. Benim ismimi söylemiş. Söyle, benim için hiç fark etmez bizde. Ben haklı olduğum davada. Evet. Biliyorsun senden. Biz haklıysak dibine kadar gideriz. Aynen, gitmişizdir. Şimdi vay efendim, sen niye şikayet ettin bizi bakana? Oğlum, şikayet etmedim. Yanlış yola gidiyorsunuz. Her arıcıdan 1 milyar alacaksın. La, arıcı zaten acına ölüyor dedim. Sen bir de onlardan alacaksın. Zaten zarar edeceksiniz. Bu para bir şeye yaramaz. Dişinin dibine gitmez. Başka yerden öz sermaye bulacaksın dedim. Uymadı hala. Bak, kapalı vaziyette duruyor. Aynı fiskobirlik davasına düştük. Okey. Çok doğru bir tespit. Değil mi? Çok iyi bir örnek. Dünyada, Türkiye'de en büyük şirket fiskobirlikti. Şimdi bir de arıcılıkta da en büyük şirket ordu olacaktı. Tesisi görsen Ünye'nin Şiga da var. Neye yarar? Neyse, onları geçelim. Balda verimliliğe bakalım. Arıcılarımıza ne kadar bakılıyor, ne yapılıyor, onları konuşalım. Buyurun. Buyurun, söz sizde. Şimdi bal bu sene şöyle oldu, böyle oldu. Sıcak oldu. Sert soğuk, sert sıcaklarda bal olmuyor.
Ama bu sene yine böyle hani %50-%60 gibi oldu bal. Hiç olmayacak dediler. Sahım sezonunda mı şu anda? Sahım sezonundayız da çok sıcak olduğu için arıya girilmez. Bir soğuk gelecek. Soğuk geldiği an hemen sağılacak arılar. Evet. Öyle sıcak havada arı sağamasın. Yeni bal ne zaman piyasada olacak? Yeni bal 9. ayın 15'inden sonra piyasada olur. Aynen fındık gibi. Çünkü bunun fındığın kuruması varsa onun da ambalajı var, paketlemesi var. Doğru. 15'ine anca yetişir. Kardeşim şimdi adam satacak, nereye satacak belli değil halen. Biz 6 sene çalışma yaptık seninle Ankara'da. Evet. Nerelere girmedik, kaç saat bizleri dinlemediler. Dinlediler, sabahleyin vazgeçtiler. Sayın Mehdi Eker, Sayın Faruk Çelik. Bundan beri gelen bu bakana kadar 6 sene başkanlık yaptık, 6 tane bakan değişti. Burada şey olur mu, ne derler ona, daha olumlu bir şey çıkar mı? Alabilir misin? Alabilir misin? Alamazsın. Sürekli. Ne olduysa işte böyle bakanlık değişti. Başaramadılar bu işi. Biz gittik ya, bizim işimiz bakanla falan gereği yok. Genel müdür, müsteşar bu işi yapar. Bizim arı yerlerimizi ayarlayın. Muhtarlardan alın. Kaymakamlık, tarım ilçe müdürlüğü baksın buna. Basit, yerini ayarla. Adam geldiği zaman yer ağramasın. Köylüne mahtap olmasın. Çok zor. Diyor ki adam arıyı koyuyorsun şu an oraya. Hemen geliyor, diyor ki bizim otları yer bu arılar. İsteyeceğim burada, kalkın bugün buradan. Sanki ambar var da onu öyle olacak. La, arı kalkar mı? Arı onları bir sokuyor tabii. Kaçıp gidiyorlar, daha da gelmiyorlar. Oradan geçelim bu kadar kısa. Balın sahtekarlığına. Her gıdada yan, hani ilaçta da varmış bu. Mesela birinci sınıf ilaç, ikinci sınıf, üçüncü sınıf şey verilmiş, marka verilmiş. Evet. Adam 10 puan düşük oluyormuş vitamini içerisinde. Aynı bizde de öyle. Bu balda da öyle. Öbürlerinin isimlerini söylemeyeyim. Bütün gıda maddelerinde bir yandan bir şey katma, çoğaltma işi var. Ve bizimkinde de var. Bunu yine yazdım, yine konuştuk. Şimdi bakalım ne yapacaklar. Ama ne yapacak bu işin 5. ayda falan, 1. ay, 6. ay arasında olması lazım. Bu olayları bitirmeleri lazım, değil mi? Ama şimdi şey yaparsan onu konuşacaklar, edecekler. 6 ay daha geçer, geçti bolun pazarı. Olmuyor. Nedense bu işler çözülemiyor. Ne diyeyim? Vallahi burada millet de bal yemeye bıktı. Ama böyle bilinçli insanlardan alsınlar. Bal yemeden olmaz. Vallahi ne bileyim. Bal sağlıklı hayat demektir. İstersen kısa bir örnek söyleyeyim. Buyur. Hastaneye gittim kalp doktoruna. Bir arkadaş da gelmiş. Dedim lan burada ne işin var? Kalp damar tıkanmış. Böyle hiçbir şey kalmamış adama. Sinir. Dedim ki gel benden bir teneke bal al. Ondan sonra git dedim. Bir şeyin kalırsa o zaman. Lan bir teneke balı her 3 ayda yesin mi sana? Gelmiş benden 2 kilo bal ver hadi. Ulan ne balı dedim. Sende bir teneke bal var. Onu yiyeceksin. Haram olsun. Ondan beri 10 sene geçti. Adam hacca gitti. Hiç daha ölü dedilerdi. Sadece ben balı benzetmek için söylemiyorum. Başımızdan geçen bir örneğe konuşuyorum. İster öyle yapsınlar, ister böyle yapsınlar halk, tüketici. Bal yiyeceksin, sabah akşam bal yiyeceksin. Aç karnına bir kaşık sabahları alacaksın balı. Kötü olup da bal o kadar da şey değil yani, o da yol vermezler, ruhsatlı hepsi. Ruhsat. Tabii. Ama biz diyoruz ki daha kaliteli olsun. 30 kilo bal alacağına 10 kilo olsun. Onun masrafını organik olsun. Tabii ki ama ilaç oluyor ya. Sayın Başkanım. Olay bu. Sayın Başkanım. Ne diyelim? Önünüzde deli bal var, yıldız bal var. Evet. Süzme bal var.
var. Çiçek balları, kestane balları. Mum. Bunlar da mum. Arı mumunu. Çocuklar burada arı mumundan diğer mumlar gibi şey koymuşlar içerisine, yapmışlar aynı. Mutlaka bir farkı vardır piyasada satılan evde bu, sigara kokusunu gidermek için evet, kullanılan. Evet. Tabii bu arının mumu. Koku da yapmaz. Evet, doğal mu? Koku da yapmaz. Hem sigarayı çekmeyi de daha fazla çeker. Yapar. Ama bu satılık değil de sadece görüntü olsun diye. Onu da söyleyeyim. Örnek herkes gitsin halk eğitimde bir kurs bulsun. Kursa yazılsın. Bir şey öğrensin. Herkes bir sanat sahibi olsun. Bir sanat sahibi olsun. Ya dursun yanında. Kesinlikle bir gün lazım. Kesinlikle. Olur. Halk eğitim çalışıyor şu anda. Teşekkür ederiz. Yani, biz de teşekkür ederiz başkanım da. Vallahi. Şurada normal balları vatandaş biliyor da. Bir de burada deli bal var başkanım. Deli balı nasıl kullanılır? Herkesin yemesine gerek yok. Deli bal yüksek tansiyonu olanlara alsınlar. Tavsiye edilir. Evet. Bir öyle bir çay kaşığından başlayacak. Derecesine bakacak bir ne yapıyor. Ondan sonra bir tatlı kaşığına çıkabilir. Günden güne. Yoksa öyle normal bir vatandaş alıp da deli balı yemesine hiç gerek yok. Şimdi o da bal, o da bal. Saygıdeğer izleyenler, biraz evvel gerçekten organları tükenmiş bir bizim yaşlardaki beyin geldiği doktorda rastladığı adama söylediği gibi bal hayattır, arı hayattır. Hakikaten Azmi Yıldız da yaşadığı rahatsızlıklardan arazide gezmekten ve balcı olmaktan kurtarmıştır kendini. Doğru mu başkanım? Evet. Size sağlıklı, uzun ömür diliyoruz. Aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz, torunlarınızla beraber başkanım. Hepimize, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, tüm İslam alemine de sağlıklı, mutlu, tüm dünya insanlarına. Evet. Herkes mutlu olsun, sağlıklı olsun. Genellikle de bal yesinler. Balı anlattık. Anlayan anlar, zorlatmaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Reklama girer ondan sonra fazla söylersek. Peki, teşekkür ederiz başkanım.